Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şimdi bugün arkadaşlar ne oldu? Bu erkek kazımız var ya. Bu öteki erkeği bir güzel patakladı. Nasıl patakladı? Bu yavrulara dokunmaya çalıştı. Hatta dişiler dahi. Yani dişi mişi demiyor. Hepsini dövüyor arkadaşlar. Hiç yavruların yanına yanaştırmıyor. Halbuki kapısını falan açtım orada. Mesela dişi yaklaşıyor. Dişi falan dövüyor arkadaşlar bu. Yani hiçbir şekilde kazların yani yavrulara zarar verdirmiyor. Böyle de bir güzel bir kaz. Bakın tüylerim epey geldi. Pamuk pamuk çıkmaya başladı. Yani kendini toparlamaya başladı, güçlendi. Ondan sonra hayvan diğer erkek kazı güzel bir patakladı. Yani bu yavrulara bir şey gelsin arkadaşlar. Hani hiç göz bir şey görmüyor. Mesela benim yanıma başka birisi geliyor. O yavru sevmeye çalışsın, ona dahi saldırıyor. Yani yavruları hiçbir şekilde bu kızım elletmiyor da, sevdirmiyor da. Böyle bir güzel bir kaz arkadaşlar. Şu an yavrular için buraya bir şey yaptım, kazdım. Ama bizim erkek girmeye başladı. Aslında yavrular rahat girebilsin diye öyle bir yer yapmıştım. Yavrular ot yemekten. Yani suyu falan düşünmüyor. Ot diyor burada ama dışarıda, şimdi dışarıdan geldik arkadaşlar biz. Hep beraber. Hayvan sıcakta biraz hani ağzını açmaya başladı. Geldik buraya ama bunu yaptım. Maalesef yavrular yine girmiyor. Ben de etrafa kulaçan ediyorum çünkü sürekli kediler dolanıyor burada. Şunları hemen alıp gitme ihtimali yüksek. Gel minnak. Bıt bıt. Gel. İki tane büyük kazım kaldı arkadaşlar. Biri bu. Biri de şu. Hani yavrulardan. 8 tanesini verdik. Burada komşular da merak saldı. Kaz beslemeye. 4 tane bir komşu aldı. 4 tane biri saldı. Yani çünkü arkadan depo full arkadaşlar. Bu arada bizim grup kazın yavruları çıkmaya başladı. Onun için de şimdi bir video hazırlayacağım. Ayrıca. Bakın buralar hep tehlikeli arkadaşlar. Bunlar şuradan odunluk var benim burada. Çıktan çıkan malzemeler. Altları kedi dolu. Şu an gözüme buralarda. Yani hepsi de ayrıldı yani yavrular. Biri burada duruyor. Biri orada. Gel minnak. Gel gel. Şşşt. Gel buraya. Gel. Erkeklere yani şunları. Bakın bu arada şu dişi arkadaşlar. Bunların ikisi de mi dişi ya? Birinden biri erkek ama giden dişiye benziyor arkadaşlar. Şşş, onların ikisi de dişi ya. O da dişiye benziyor. Allah Allah. Ben birini erkek birini dişi diye kendime bıraktım ama. Yanlış mı? Seçtik. Ya, önemli değil. Dişi olsun. Bakın bu da dişi ya. Aa, harbi dişi. O da dişiye benziyor. O da dişi. Aa, bir erkek bir dişi diye aldım sandım. Bak şu an çok tehlikeli yere gitmeye başladılar. Buralar çok tehlikeli. Ne oldu? Ha, kedi geldi burada seni aldı böyle. Öyle yedi. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Dur, atlama. Düşeceksin, canını yakacaksın. Dur. Bak hemen erken ayaklandı. Gel, gel, minnak. Şişt, gel, gel, gel. Koş, 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 koş. Koş. Hiç havuzda işi yok. Havuzu pisli değil. Yam yam. Yeni yaptık. Yeni yıkadık. Temizledik. Hemen geldin girdin oraya. Sıyrık Osman. Tam bir Hayrettin bu ya. Hayrettin Osman'ı dövdü ya. Vallahi helal olsun. Helal olsun lan sana. Tuttum seni. Müthiş bir kaz arkadaşlar. Ya maşallah diyelim yine. Yani inanılır gibi değil ama bu kazın böylesine psikopat olduğunu da yeni görüyorum. Böyle bir paşa gibi yürüyüşleri var orada arkadaşlar yavruların yanında. Diğer kazdı ya, mümkün mü ya? Hayvan bunu dövüyordu. Fena sopaladı ya. Bir sağ bir sol. Şu an orada ilerideler. Büyük havuzda yüzüyorlar. Bu arada damızlı kazın da 6 kadar yumurtası oldu. Merak ediyorum ne zaman yatacak. Ya da bu sene yatacak mı, yatmayacak mı? Bu tarafa, bu tarafa. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa. Hadi. La bırak şimdi la. Allah'ım yarabbim ya.
Lan sen ip mi yiyeceksin? Geçen de biri... Bırak. Popuk popuk popuk. Tam popuk ya. Sen. Bunlar hepsi popuk la. Hepsi popuk. Şuna bak, bu kim ya, anlayamadım bunu ya. Bu tuhaf bir... Bakın arkadaşlar, siyah kakalı. Oh. Siyah kakalı mis. O muhtemelen bizim saçaklı kaza benzeyecek arkadaşlar şu. Alaca bir saçaklı kaz var, şurada yatıyor. Muhtemelen ona benzeyecek o. Bir tane daha var onun gibi. Hangisiydi o? Şurada biraz bakın, dalgalı dalgalı bir beyazlıkları var üstünde, sırtında. Şu zaten belli. Popipik, popipik. Şuna bak, yuvarlan popik. Bak yine oraya gidiyorlar, şu tarafa hadi. Bak. Anne bu kaz arkadaşlar bu arada. Şimdi yıkanmış. Bakın buna bir şey yapmıyor bu gri kaz ama diğer kazları dövüyor. Hele biri gurttan kalktı şimdi yumurtayı havalandırmak için. Onu bir yapıştı ona hemen. Yani yavruları ısırmaya çalışıyordu. Ha bak bizim şey geliyor bakın. Asıl dövüşçü kaz geliyor, bak izin vermiyor şimdi. Bakın arkadaşlar bak. Deli koşuyor la. Gel. Bak ona izin vermedi buraya. Ama bu kazın bunların annesi olduğunu biliyor. Gri kaz. Bu arada yine kedilerin oraya gidiyor. Şşşt minnak. Onun annesi olduğunu biliyor arkadaşlar. Ona bir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Ama diğerlerini dövüyor. Diğer dişleri de dövüyor arkadaşlar bu arada. Bunu biliyor hayvan. Ama nasıl koruyor ya? Ben daha... Gerçi erkek zaten bir sürü de her zaman koruyucudur. Aslında öteki erkek de hiçbir şey yapmıyor yavrular arkadaşlar ama bu artık benimsediği için sahiplenmiş tamamen. O yüzden kimseye yaklaştırmıyor. Bu insan da olsa fark etmiyor. Şu kazım tekrar bakalım normale dönecek mi? Ya aslında 3. gün getirdim arkadaşlar. Götürdüm bunu yavruları yanına ama ya ne hikmetse İstemedi ya. Ya çünkü o şey de yok zaten arkadaşlar. Mesela damızlık kazım olsaydı çoktan alırdı bunları. Bu kazda o şey bile yok. Yani öyle bir annelik içgüdüsü ama maşallah yavruları çıkardı. 7 tane yavru çıkardı. 2-3 tanesini öldürdü maalesef. Üzerinde bastı, bir şeyler yaptı, ölmüş yavrular. Gerçi mas kazının yumurtaları ince olduğu için arkadaşlar ondan dolayı öyle bir sorun oldu. Normalde benim yumurtalarda kırık yok. Sadece çıkmış, üzerine basmış arkadaşlar. Öyle ölümler oldu. Ya mesela ya ilk kurku normal arkadaşlar ya. Ama maşallah 7 tane yavru çıkardı, bana verdi. Onlar da burada. Bir tanesi maalesef biliyorsunuz aniden ölüm oldu. Yine korkuyorum bir şey mi yer diye de. Ya bilmiyorum o kaz nasıl öyle bir şey oldu. Böcek mi yedi de öldü birden. Ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ben şu yavruları bir yerine koyayım. Bunlar yoksa biraz dinlensinler en azından. Çünkü sabahtan beri koşturuyorlar etrafta. Bir de akşam üzeri çıkaracağız. O zaman da biraz daha ot yerler dışarıda. Şimdilik hoşçakalın.